Günlük Adana Devleti ve Açlık Grevimizin temel amacı Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde devam eden tecrit, tutsaklarımızın karşı karşıya olduğu baskılar, sorunların çözümüne dair başlatmış oldukları açlık grevlerine ses olmak, dışarıdan içeriye sesimizi duyurmak ve dışarıdaki sesi büyütmektir. Bu amaçla Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak da Mersin'de 2 günlük Adalet Devleti ve Açlık Grevi başlatmış olduk. Bugün burada daha çok hapishanelerdeki tutsaklarımızın sorunları ve bu sorunlara karşı bizim dışarıda ne tür görevlerimiz var? Bu görevlerimizi hangi koşullarda nasıl hayata geçirebiliriz? Üzerine bir söyleşi yapmak istiyoruz. Dayanışmayı nasıl öğrenebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz? Yani Dersim'de de yaklaşık 100'e aşkın tutsak ailesi olduğunu biliyorum. Belki daha fazladır. En azından kendi siyasetimiz bakımından da 10'a yakın tutsak ailemiz var burada. Ama tüm siyasi çevrelerin tutsak ailelerini dikkate aldığımızda 100'e aşkın ailemiz var ve bu ailelerimiz aslında kendi içinde çok güçlü, örgütlü bir vakıf kurmuş değiller. Bunları da tartışarak onların nasıl bir araya getirebiliyoruz, hangi koşulları yaratırsak iş dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Sorun şu siyasette ya da başka siyasette olması meselesi değil. Sorun hepimizin ortak sorunu olduğu için de en azından bu ailelerimizin de ortak sorunlarını bir araya getirip birleştirmek ve bu çalışmayı güçlü bir mevziye dönüştürmek gibi bir amacımızın da olduğunu en azından söyleyebiliriz. Biliyorsunuz aslında cezaevlerindeki açlık grevleri Öcalan üzerinde, İmralı tecridi olarak bilinen Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ile başlayan ama bütün cezaevlerinde bugün yani yüzlerce cezaevinde on binlerce insanın katılmış olduğu bir açlık grevi var. Bu sadece Öcalan üzerinde aslında başlatılan ama sonuçta cezaevlerinde yaşanan sıkıntıları da dile getirmek anlamında bir bütünlük içerisinde yürütülen bir açlık grevidir. Cezaevlerinde yaşanılan haksız hukuksuz uygulamalar çoktur. 500'ün üstünde ağır hasta tutsak, 1000'in üzerinde hasta tutsak, 10 binlerce tutuklu var. Şimdi bütün bunlar bir arada yürütüldüğü zaman sonuçta bir bütün olarak bütün her kesimi kapsayan bir olgudur aslında. Orhan Başkan az önce ifade de etti. Sürgünler var cezaevlerinde. Mesela Dersim'de tutuklu olan bir insanın Dersim'de ya da Elazığ'da değil de işte diyelim Edirne'ye, Ankara'ya ya da Hakkari'ye, Van'a hani sürgün gibi. Aslında bu da bir tecriddir. Tecridin boyutları değişiktir. Bu tecritte ailelerinden kopuk yaşamaktır. Kopuk olmalarını sağlamaktır. Aileler üzerinde baskı kurmaktır. Yaşadığımız süreç içerisinde dediğim gibi 500'ün üstünde ağır tutsak, ağır hasta tutsak, 1000'in üzerinde de hasta tutsak var. Bunların tahliyesi yönünde çabalarımız devam ediyor. Bu anlamlı buluşmanın aslında sadece Ezilenen Sosyal Partisi üzerinden hani yürütülmesi belki bir başlangıçtır. Dersim olarak söylüyorum. Belki bir başlangıçtır ama dönem dönem biz de İnsan Hakları Derneği olarak cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yönelik açıklamalarımız olmuştu. Basın açıklamalarımız olmuştu. Ailelerin başvurusu üzerine yapılan açıklamalar olmuş. Genel merkez düzeyinde yapılan açıklamalar olmuştu. Bütün bunların aslında bu ülkede demokrasinin, hukukun, insan haklarının, ifade özgürlüğünün askıya alındığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi cezaevlerindeki yaşanan bu hak ihlallerine yönelik ya da İmralı cezaevi üzerinde yaşanan bu tecritin kaldırılmasına yönelik başlatılan bu açlık grevleri aynı zamanda Türkiye'de bir nevi hukuksuzluğun da hüküm sürdüğü, tek adam rejiminin devam ettirdiğini, hukukun, adaletin, insan haklarının, doğanın, çevrenin yani bir bütün olarak yaşam hakkının askıya alındığı bir süreçten geçiyoruz. Yani bu süreçleri hani zorlamak nasıl olur? İşte bu tür birlikteliklerle bir araya gelerek, sesimizi daha yükselterek, toplumsal muhalefeti sağlayarak ancak bu süreci sonlandırabiliriz. Çıkar politikalarının, dışarıdaki politik baskıların, söz, eylem, örgütlenme hakkına dönük bütün baskının, faşist baskının direkt yansıdığı alanlar, hapishaneler. O yüzden hapishaneler dolu. Bir özgürlük sorunu var Türkiye ve Kürdistan'da.
Kürt halkının eşit ve onurlu yaşama talebi var. Türkiye İşçi Sınıfı'nda söz, eylem ve örgütlenme hakkı talebi var ve bunun için mücadele ediyor. Kadınların eşitlik talebi var. Doğal olarak ya buna yanıt verecek bu rejim ya da gerçekten en şiddetli baskı ve devlet zulmüyle yanıt verecek. Tercih edilen de 100 yıldır ne yapılıyorsa o yapılıyor. Bir zulüm, bir faşist şeflik rejimiyle bütün bu özgürlük talebi bastırılmaya çalışılıyor. Tabii ki hani dersin bunu çok iyi bilir. Bu özgürlük ve eşitlik talebi bastırılabilmiş değil. Diz çöktürülmüş değil. Ne toplum, ne devrimci güçler, ne yurtseverler, ne komünist yapılar, ne de antifaşist halkımız. Gerçekten onuruyla, kişiliğiyle, kimliğiyle, diliyle yaşamak isteyen insanlar teslim alınmış değil. Bu nedenle tabii ki mücadele çok daha sert gidiyor. Bedelleri çok ağır oluyor. Hem şehit düşüyor yoldaşlarımız, gencecik insanlarımız. Türkiye işçi sınıfı, Türk halkı ise evlatlarını bu kirli savaşta kaybediyor. Yoksul halkın evlerine cenazeler gidiyor. Bunun aslında bütün bu tabloyu tartışmamızın nedeni bu. Buna karşı mücadelemizin, hani birleşik mücadelemizin zaaf ve sorunları da var. Bir taraftan aslında bizim devrimci demokratik mücadelemizin merkezinde duran DEM Partimiz, onun etrafında emekçi sol hareketimiz, devrimci güçler aslında bu birlikte mücadeleyle ancak sorunun aşılabileceğini hep söylüyor, bunu ifade ediyor. Bunun yol ve yöntemlerini tartışıyoruz. Ancak sözler de yetmiyor. Bu mücadelenin büyümesi için pratiğe ihtiyaç var. Ancak bu pratik dışarıda büyüyebilirse zindanlarda yoldaşlarımızın üzerindeki tecrit kırılabilir. Politik tutsakların özgürlüğünü kazanabiliriz. Başta İmralı olmak üzere Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit, mutlak tecrit, tümden ailesinden, avukatlarından, politik kimliğinden yalıtmaya dönüyor. Aslında orada olmasının nedeninin çok açık olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bunları Türkiye halkından da aslında gizlemenin bir yöntemi bu. Çünkü hani o koşullar farklılaştığında Sayın Öcalan'ın hani bakış açısının, sözlerinin ve Kürt halkının neden direndiği, neden mücadele ettiği gerçeğinin de görülmesi istenmiyor. O nedenle de tam bir suskunluk, tam bir mezar sessizliği yaratılmak isteniyor. O yüzden zindanlardaki bu direniş, bu dayatılmak istenen mezar sessizliğine bir tutumdur, bir çığlıktır. O nedenle bu çığlığı dışarıda büyütmek bizim için hayati bir devrimci görev. Yani bu bir herhangi bir rutin görev değil. Çok kritik ve hayati bir görev. Aslında başkan da, yoldaşlar da ifade ettiler. Siz de zaten bunu çok iyi biliyorsunuz. Burada tutuklu yakına olmayan, zindandan geçmeyen çok az insan vardır. Hepimiz neredeyse tutuklu yakınıyız. Sevdiklerimiz, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, akrabalarımız orada. Bu tutsaklar dışarıda sevdiklerini kaybediyor, ana babalarını kaybediyor, yoldaşlarını kaybediyor, dostlarını kaybediyor. Ama bu sürecin bir parçası bile olamıyorlar. O nedenle hani bunun zorluklarını hepimiz biliyoruz zindanlarda. Evet, tek tek hücrelere daha fazla tek tek hücre cezaları veriliyor. Disiplin cezaları çok yaygınlaşmış durumda. Hepimiz gördük, politik tutsakların arasına adli tutsaklar konarak hani seslerimizi bile birbirimize ulaştırmamız engelleniyor. Hani iç dayanışma, diyelim ki siz yan hücredesiniz, oraya adli tutsaklar konuyor. Hani siz o gürültü, kıyamet, işte idarenin baskısı nedeniyle birbirinizle kısa sohbetler, günaydın, rojbaş deme olanağınız ya da neye ihtiyacın var, yoldaşım iyi misin, sağlığın nasıl, seni revire götürdüler mi, kitap, mektup geldi mi, dışarıdakiler nasıl, yani bunu sorma imkanınız da elinizden alınıyor. Adli tutuklulara da tabii çok ağır baskılar, gerçekten çok insanlık dışı muameleler yapılıyor. Bunu da biliyoruz. Buna itiraz eden politik tutsaklar üzerinde de baskı oluşturuluyor. Ya da çok ağır psikolojik, sosyal sorunlar var içeride adli tutukluların. Ve siz o nedenle hani oturup bir okuma, tartışma zemininiz de elinizden alınıyor. Mesela Seda Baykan yoldaşımız da politik tutsak, komünist tutsak. Aylarca, neredeyse 2 yıla aştı. Bu yoldaşımız üzerinde çok ağır bir tecrit uygulandı. Taciz edildi. Tek kişilik hücrede kalıyor. Sistematik olarak idarenin tacizine maruz kaldı. Gece gidip lambaları açıldı. Yan tarafına, sağ tarafına, sol tarafına adli tutuklar kondu. Hani zaten arkadaş görüşçüleri biz başvurdu, kabul edilmedi gibi. Yani bu tarz sorunlar gerçekten çok yaygın. En kritik olan tabii ki ağır hasta mahpuslar ve hasta tutsaklar gerçeği. Biliyorsunuz yıllardır politik mücadelemizin merkezinde
ağır tutsakların bırakılması, sağlık ve yaşam haklarının korunması, evet içerideki işkencenin son bulması, kavgası ve mücadelesi yürütüyoruz. Tutsaklar da içeride bunu engellemeye çalışıyorlar. Hızla şuna gelecek olursak, yani sorun nasıl çözülür? Sorun dışarıdaki politik mücadelemizin büyümesiyle çözülür. Sorun evet Türkiye, Kürdistan halklarının birleşik, işçi sınıfının birleşik mücadelesiyle çözülür. Sorun tutuklu ailelerimizin etrafında ve politik kurumlarımızın etrafında kenetlenerek çözülür. Sorun evet, yani insan hakları örgütlerimizin, bütün demokratik kitle örgütlerimizin, tabii ki işçi sınıfının, sendikalarının, yani ekonomik, sosyal örgütleri olan sendikalarının bu sorunda taraf olmasıyla çözülebilir. Bu sorun bütün toplumun, Türkiye işçi sınıfı ve halklarımızın sorunu. Sadece içerideki tutsakların sorunu değil. Bunu anlatmak öncelikle politika yapan, mücadele eden kurumların tabii ki sorumluluğu. Bir diğeri tutuklu ailelerimizin çok ciddi ekonomik sorunları var, sosyal sorunları var. Şimdi buradaki bütün kurumlar ve aslında biz bütün dost yoldaşlara söylüyoruz. Tutuklu ailelerimizi dönem dönem yan yana getirmek, ihtiyaç ve sorunlarını dinlemek, içerideki sorunların daha geniş bir kamuoya yansıması için mekanizmalar kurmak zorundayız. Yani onları mesela SP'li tutsaklar, bilmem işte SDP'li tutsaklar, DBP'li tutsaklardan çıkarıp tüm tutuklu ailelerimizi ayda bir, iki ayda bir yan yana getirmek ve gerçekten burada hem birbirlerine dokunmaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri, hem içerideki sorunları bize daha kapsamlı anlatmaları, diyelim ki bunun partimiz, Birleşik Partimiz tarafından raporlaştırılması, bunun kamuoyuna duyurulması, sadece bunun İHA'ya, insan hakları örgütlerine bırakılmaması gibi merkezler. Bir diğeri bir dayanışma fonu oluşturmamız lazım. Mesela ailelerimize en çok söylediği şeylerden biri bu. Herkes ki, yani çoğu insan kendi başına kalmış durumda yoldaşlar. Gerçekten çok ağır ekonomik sorunlar var. Bir kişi çalışıyor ailede, iki kişi tutsak, üç kişi tutsak, tek kişi tutsak gibi. Evde engelliler var, hastalar var, yaşlılar var. Ve hani çok az insan çalıştığı için yılda bir Yolova'daki oğluna gidebilen aileleri biliyoruz. İşte Karadeniz'de çok daha ağır, hani Karadeniz'e gitmek, işte yoldaş burada birazdan anlatacaktır. Bilmem iki yılda bir gidebilen insanlar var. Tutuklular sırf bu zorlukları yaşamasın diye gelmeyin, siz kendinize dikkat edin diyorlar. Oysa biliyoruz ki zaten birçok tutsan arkadaş görüşçüsü bile yok, engelleniyor. Burada da artık çok keyfi bir uygulama var. Arkadaş görüşleri engelleniyor. Tam tecrit dayatılıyor. Yani dışarıda tamamen koparmaya döndü. Sesimizi tutsaklara ulaştırmamız lazım. Şimdi en çok ifade edilen bu. Bir tane selam, bir tane şiir, bir tane merhaba. Gerçekten hayati ve kritik. Çok bekleniyor. İşte radyoda bir tane şarkı istemek çok beklenen bir şey. Hani artık böyle yayınların çok sınırlısını dinleyebiliyor yoldaşlarımız hapishanelerde. Eskiden radyolar çok rahat dinlenebiliyordu. Şimdi o da elimizden alınmış durumda. Hani bu konularda gerçekten etrafımızdaki ailelerimize, dostlarımıza mektup yazın, fax çekin, bir tane kart atın dememiz ve bunu dönem dönem sistematik olarak örgütlememiz lazım. Böyle görevler kendimize çıkarmamız lazım. Şimdi 1 ve 15 Şubat arasında bir özgürlük yürüyüşü var. Hem Sayın Öcalan üzerindeki tecritin, mutlak tecritin ortadan kaldırılması hem de tutsaklara üzerindeki tecritin ve işkencenin ortadan kaldırılmasına dönük. Bu yürüyüş gerçekten önemli. Hani Kars ve Van'dan başlayacak. Biz de bir parçası olacağız SF olarak. Ama tüm halkımızı, dostlarımızı, birçok ilçeyi ziyaret edilecek heyetimiz. Hani bu karşılamalarda halkımızın da dahil olması. Gerçekten bu tecride kitlesel bir refleks vermeye ihtiyaç var. Bu kitleselliğin de görülmesi gerekir. Hepimize kolay gelsin. Çok teşekkürler. Doğru olunca öncelikle Ahmet'in gelişini anmak gerekiyor, selamlamak gerekiyor. En ağır faşizm koşullarında gerçekten dünya tarihine geçebilecek bir direniş sergilendi. Eğer bu günleri yaşıyorsak, bu günlere geldiysek, mücadele, Türkiye direniş mücadelesi, özgürlük mücadelesi çeşitli aşamalarda geçip bu günlere geldiyse onların sayesindedir. Yine darbe koşullarında en ağır yılgınlığın boy verdiği Metris zindanını direnişi örgütleyen Adil Can'ı anmak gerekiyor. Yoldaşları anmak gerekiyor. 19 Aralık direnişini gerçekten benzersiz bir direniştir. Mutlaka anmak gerekiyor. Ve burada yaşamını yitiren bütün yoldaşları anıyorum. Onların mücadelesini selamlıyorum. Çok söze gerek yok. Gerçekten içerisi çok açık ve dışarısından daha örgütlü.
İçerisi dışarısından daha devrimci. İçerisi dışarısından daha sorumlu. Daha görevlerinin bilincinde. Bunu içeride kaldığımız süreçte de çok net yaşadık, gördük. Onların direnci, onların azmi esasen dışarıyı da harekete geçiriyor. Bizi de örgütlüyor. Ne kadar fiziki olarak serbestsek de gerçekten içeridekilerin, yoldaşlarımızın bu direncini selamlamak gerekiyor. Kendileri okulları devam vermek değil. Üzerindeki tezir zaten tek tabiri değil. Zindanların tek tabiri değil. Biz de bu nedenle hem aile hem bir siyasetçi olduğum için bir an önce bütün herkesin bu tezir üzerine ya da zindanlardaki direniş etrafında kenetlenmesini istiyorum. Bütün gerçekten en çok ihtiyaç duyduğu şey dışarıdan bir kendilerine bir mesaj gelmesidir aslında, bir mektup gelmesidir. Hele hele ilk dönemler çok da zorlanıyor ve kendilerinin tek irtibat aracı da mektuplar olduğu için aldığımız, ben kendim de yani iki ay cezaevinde kaldığımda da yani bir mektup geldiğinde çok mutlu oluyorsun. Yani ister istemez o dışarıyı hissetmeye çalışıyorsun. Olarak tutsakların önce en çok ihtiyaç duyduğu şey dışarıdan onlara kartların, mektupların gitmesi. Bazen geniş katılımda toplantılarda bir tutsak telefon ettiğinde o toplantı anı tamamen havası değişiyor. Yani tüm yoldaşların sesini duyuyor o anda. Hem ona büyük bir moral oluyor hem toplantıdaki insanlarımıza büyük bir moral oluyor. Doğal olarak bu tür dayanışmayı güçlendirmek gerekiyor. Belki bazı özel günlerde işte yılbaşında ya da kadınlar için 8 Mart'ta, 25 Kasım süreçlerinde böyle toplu mektuplar gönderiliyor ama bunu böyle bir sisteme bağlayarak gerçekten tutsak ayrımı yapmadan yapmak gerekiyor. Örneğin 18 Mart uluslararası politik tutsaklarla dayanışma günüdür tüm dünyada. O gün tüm dünyada gerçekten uluslararası tutsaklara sahip çıkmak gibi bir sorumluluk hissediyor insan ve tüm dünya tutsaklarını o gün bir nevi ise güncel bir konuda buluşmuş oluyorsun. Şimdi tutsaklar dediğim gibi içeride gerçekten koşulları çok zor. Şundan dolayı zor. Bir mektup 85 lira olmuş arkadaşlar. Yani APS ile bir mektubu göndermek istiyorsa tutsak 85 lira. Şimdi bir tutsağın 10 tane mektup, ayda 10 tane mektup gönderdiğini düşünelim. 850 lira yapıyor. Yani eskiden diyelim bir komün sistemi vardı. Yani tutsaklar kendi aralarında bir sorunu çözüyorlardı. Yani bir tutsağa 200 lira da gönderseydik o 200 lirayla iyi yetiniyordu. Ama şimdi bakıyoruz 3000 lira da göndersen tutsağa yetmiyor. Çünkü dışarıyla temasını kesmesi gerekiyor. Yani hiç mektup ve benzeri kabul etmemesi gerekiyor. Bir ara pul, dışarıdan pul gönderme işi vardı. Şimdi birçok cezaevi bunu yasaklamış. Ya da toplu kartlar gönderdik biz. Yani 50-100 tane kart gönderdik. Onlar işleri kolaylaştırırlar diye. Şimdi birçok cezaevi bunu da keyfi bir şekilde kabul etmiyor. A4 kağıdından tutalım da zarfa kadar eskiden biz gönderdik cezaevlerine ve bunlar onlar tarafından değerlendiriliyordu ama şu anda gerçekten ciddi bir sorun olarak tutsaklar üzerinde bir ekonomik basınç oluşturuyor. Onun için ben yani özellikle ailelerimizin yan yana gelmeleri, birlikte dayanışma ağrı ölmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir ailenin ekonomik durumu iyidir. O aile kendisi karşılayabilir ama bir başka ailemizin ekonomik durumu gerçekten iyi değildir. O ağ içerisinde bir çözüm bulabiliriz. Yani ya da ben birçok yerde söylüyorum. Örneğin cenazelerde insanlar cenaze üzerinde para atarlar. Yani o aileyle dayanışma ama biz biliyoruz ki aile o parayı kendisi için kullanmıyor. Ya bir kuruma bağışlıyor ya bir fakir fukaraya katkıda olsun diye ya da o cemevine bağışlıyor. En azından biz bugüne kadar nazımız geçen birçok ailemize şunu söylemişiz. Yani o parayı zaten siz kendiniz için kullanmadığınızı biliyoruz. Yani ekonomik durumunuzun iyi olduğunu biliyoruz. Ama cezaevindeki tutsaklara bir hayır olarak verebilirsiniz diyoruz. Ve birçok ailemiz gerçekten bugüne kadar en azından bizi kırmamıştır. Aldığı gibi bize teslim etmiştir. Biz de saymışızdır. Tutanağımızı tutmuşuzdur. Komisyonumuza teslim etmişiz. Ve doğal olarak ailelerimiz ihtiyacı olduğunda ya da
cezaevine giysi ve benzeri gibi bir şey alınıp gönderilmesi gerekirken o bütçeden alıp değerlendiriyoruz ve tutsaklarımıza katkıda bulunuyoruz ya da maddi desteği ihtiyacı varsa bunu yapıyoruz. Doğal olarak bu sistemi aslında bizim geliştirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi A siyaseti, B siyaseti gibi bir durum değil bu yani. Ailelerimiz burada yani hepsi konuşsa Hasan abi 5 yıl gitmedi. Biliyorum 5 yıl kızını görmeye gitmedi yani. Ama 5 yıl zorla gidebildiler yani. Çünkü İstanbul'da gidiş geliş maliyeti nereden bakar? En basit 5 bin liradır. Yani 2 gün orada zaman geçirmesi gerekiyor. Ben her ay gidiyorum, 2 gün zamanım gidiyor yani. Maddi tarafı bir tarafa bırakıyorum. En az 2 günümü alıyor. Buradan ta Edirne'ye gidip gelmek. İşte Tekirdağ'a gidip geliyor biliyoruz. Her ay mümkün olmuyor. Her ay gitmeye çalışıyorlar. O da hepsi birlikte gidemiyor. Dönüşümü gitmek zorunda kalıyor aile. Ya da işte Feride abla şimdi iki çocuğa her ay gitmeye kalksa ayrı bir de, gitmese ayrı bir de. Şeyi biliyoruz, ta Batman'da Hakkari'de oturup Edirne'ye gelmek zorunda kalan aileleri biliyoruz. Ve Edirne'de cezaevinde kaldığım arkadaşları da durumda gelmesini istemiyor aileleri. Yani diyor kaza olur başlarına bir şey gelir. Ekonomiyi de bir tarafa bırak diyor. O kadar uzun yolu gelecekler. Kaza olur başlarına bir şey gelir diyor. Gelmesinler diyor. Yani o aileyi düşünüyor. Yani kendisini düşünmüyor aslında. Yani. Gerçekten ekonomi bir tarafa en çok da yani kış koşullarında yani gelecekler yolda kaza olacak bir şey olacak. Başlarına bir şey gelecek bizi çok üzecek diyor. Yani, bu tür şeyleri bence önümüzdeki süreçte en azından belki bu etkinliğimiz buna vesile olur. Tüm siyasi kurumlarımızda bir gün bir çağrı yaparız. Tutsak olan siyasi kurumlar ortak bir dayanışma alanı, ortak bir çalışmayı nasıl başlatabiliriz? Belki bir inisiyatif oluştururuz, belki bir komite oluştururuz. Ailelerin sorumluluğu olan ve hepimizin de canı gönülden destek verdiği bir mekanizmayı kurmuş oluruz. Bu açıdan ben gerçekten tutsaklara sahip çıkmak en büyük devrimci görevlerimizden biridir. Çok net açık bu. Yani hele hele bu koşullarda bunu sürdürmek. Şüphesiz her siyasi partinin kendisine göre bir mekanizması var ama biliyoruz yani Kürt Özgürlük Hareketi'nin 10 binlerce tutsağı var. Yani bir Özgürlük Hareketi'nin 10 binlerce tutsağa bakma koşulları gerçekten mümkün değil. Yani bu koşullarda ya da bizim 60-70 tane tutsağımız var ki yıllardır 90'dan bu yana en azından sistematik bir şekilde mümkün olduğunca tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda arkadaşlarımız gönüllü katkılarda bulunarak bunu sürdürüyorlar. Ama öksüz kalanlar var, tek başına kalanlar var, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayanlar var. Yani bunlar mücadelenin birer parçası. Olarak bunlara sahip çıkmak bizim temel görevlerimizin arasında olduğunu İran'da faşist Mola rejiminin 4 Kürt gencine idam uygulayarak katliam yaptığını hatırlatarak Mola rejiminin bu katliamcı tutumunu şiddet ve nefretle kınamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Kürt Özgürlük Hareketi'nin cezaevi direnişlerinden doğduğunu, şekillendiğini ve cezaevlerinde, zindanlardaki, kapılarındaki toplumsal dayanışmayla filizlendiğini biliyoruz. Tarih bunu yazıyor. Tabii ki bugün böyle ciddi bir sorun, özellikle Sayın Öcalan'a uygulanan tecritle kaynaklı bir sorunun biz dışarıda olanlar, biz devrimci demokratlar, güçseverler, demokratik siyasetin öncülerinin bu sorunu bugüne dek çözmemiş olması, toplumsal bir duyarlılık yaratmamış olmasının da bir öz eleştirel yanının olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki İmralı'da Sayın Öcalan'a uygulanan tecritin sadece Sayın Öcalan'ın fiziki durumuyla alakalı ve ilgili olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye toplumunun önünde bir tecrit uygulanmak isteniyor. Toplumsal duyarlılık ve dayanışma önünde bir tecrit oluşturmaya çalışılıyor. Barışa giden, onurlu barışa giden mücadelenin önünde bir tecrit harikatı oluşturmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor, bunu önemsemek gerekiyor. Bir bütün olarak Türkiye halklarının
barışa ve özgürlüğe dair özlem ve umutların önünde oluşturmak istenen bir tecrit ve barikat var. Dolayısıyla şimdi biz bize düşen temel görev ve sorumlulukların ne olduğunu iyi bilince çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın başlatmış olduğu dersindeki bu küçük kıvılcımı nasıl büyütebiliriz, nasıl ağırlayabiliriz, nasıl toplumsallaştırabiliriz? Bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Cezaevlerinde hiçbir arkadaşımızın yaşamını yitirmesini asla arzu etmiyoruz. Böyle bir acıların yaşanmasını elbette arzu etmiyoruz. O zaman ulusal ve uluslararası bu haklı talebin nasıl biz toplumsallaştıracağız? Türkiye ve Orta Doğu halklarına böyle ciddi bir duyarlılık nasıl yaratabiliriz? Ve bu haklılık yönünü nasıl kazanıma dönüştürebiliriz? Gibi çok ciddi ve tarihsel sorumluluklarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradaki duyarlılık elbette ki önemlidir. Ama bunu nasıl toplumsallaştırabiliriz, nasıl kurumsallaştırabiliriz, daha çok nasıl, ne tür etkinlikler ve eylemliklerle zenginleştirebiliriz gibi bir sorumluluk var. Her siyasal, her toplumsal kurumun, yapının, STK'ların, bütün toplumsal yapılarımızın kendi gündeminin başına alması gereken bir sorunla karşı karşıyayız.